Çünkü bu konu uzun asırlardan beri ihmal edilmiş ve üzerine gereği gibi gidilmemiş bir konu. Kur'an-ı Kerim bunu Allah'ın ilmi temelinde ele alırken kelam geleneği Allah'ın iradesi temelinde ele almış. Gerçi bu konularda araştırma yapan Çanakkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Özcan Taşçı Bey'in bana göndermiş olduğu bir özet yazıda Allah'ın ilmi temelinde kader konusuna yaklaşanların olduğu, Mutezile'nin eski uleması arasında bu konunun ciddi ciddi ele alındığı ama daha sonra bir zemin kayması yaşandığı ifade ediliyor. İnşallah bizim cumartesi derslerinde kelamla ilgili kavram çalışması başlatacağız Allah nasip ederse yakında. O zaman bunların tarihi geçmişini kendi uzmanlarının ağzından dinleme nasip olur. Şimdi bu konuya başladığımız günden beri herkesin zihnini Kehf suresinde Cenab-ı Hakk'ın bize beyan ettiği Musa Hızır kıssası olarak bilinen kıssa meşgul ediyor. Musa Aleyhisselam biliyorsunuz işte beraberinde bulunan yardımcısıyla beraber yola çıkıyor. Orada Cenab-ı Hakk'ın kullarından birisiyle karşılaşacak. Ve karşılaşıyorlar. ...65. ayetten itibaren okuyorum. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Musa ile onun yanındaki yardımcısı, ki onun Yuşa olduğu söyleniyor rivayetlerde. Kullarımızdan bir kul buldular. Ona katımızdan bir rahmet ve yine katımızdan bir ilim öğretmiştik. Katımızdan bir rahmet ve katımızdan bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu orada buldular. Şimdi bu kul kim? Daha sonra okuyacağımız ayetlerden o kulun kim olduğu ortaya çıkacak ama dinlerken daha rahat dinleyebilmeniz için ilgili ayetleri göstereceğim size. Bunun bir melek olduğu, Cenab-ı Hakk'ın görevlendirdiği bir melek olduğunu göreceğiz inşallah. Şimdi bu abd kelimesi Allah'ın kulu sadece insanlar için değil melekler için de kullanılır. Nisa suresinin 172. ayetini açarsak orada bunu net olarak görebiliriz. Nisa, Kur'an-ı Kerim'in 4. sure ve 104. sayfası. Bakın orada Allah-u Teala diyor ki ...172, evet. لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ Mesih, Allah'a abd olmaktan kendisini kenara çekmez. Mesih, İsa Aleyhisselam'ı
Allah'ın oğlu sayıyorlar ya, oğul başkadır, abd başkadır. Abd kul demektir. Oğul başka bir şeydir. Yani bir insan yanındaki esirle kendi oğlunu bir tutamaz. Onun için bir yanlışlık yaptıklarını gösteriyor. Şimdi Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı tanrılaştırıyor biliyorsunuz. Mekkeliler de melekleri tanrılaştırıyor. İşte burada diyor ki Allahü Teala لَنْ يَسْتَنْكِ فَالْمَسِيحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ Mesih Allah'a abd olmaktan, kul olmaktan şey yapmaz, kendini geri çekmez. Peki başka? وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ Mukarrab melekler de öyle. Yani Cenab-ı Hakk'a yakın sayılan melekler de ve şeyde İsa da Allah'a abd olmaktan istinkaf etmez. O zaman bizim kullarımızdan bir kul sözüne melekler de girer mi buna göre? Tamam. Öyleyse yani kul sözünün melek için kullanılmasına bir sakınca yok. Şimdi bir de Allah-u Teala meleklere, mesela burada bu ayette diyor ki, tekrar ayeti okuyalım. فَوَجَدْنَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدِنَّا عِلْمًا. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de bir müteşabih ayet kavramı var biliyorsunuz. Birbirine benzer ayetler. O benzerlikten hareketle ne yapıyorduk? Ayetlerin açıklamalarına ulaşıyorduk değil mi? Şimdi bakın burada, şimdi abd kelimesinden bu şeyin, varlığın melek olabileceğini anladık. Buradan melek olduğuna karar vermiyoruz. Olabileceği. Şimdi burada bir ilk adım bu. Şimdi اَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا Bunu وَعَلَّمْنَاهُ'yu hal yaparsak ona katımızdan bir ilim öğreterek bir rahmet ona verdik. Şimdi bu nasıl bir şey? Bunun içinde Duhan suresini, Kur'an-ı Kerim'in 44. suresini açalım, ilk ayetleri. Bak burada şöyle diyor Allahü Teala. Evet, 495 yanlış açmışım da. 495. sayfa diyor ki Cenab-ı Hamim vel kitabil mubin. Yani açık olan kitaba yemin olsun. Çünkü bundan önceki kitapları biliyorsunuz gizlemişlerdir. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar ellerindeki kitabı bütünüyle bize göstermiyorlar. Gizliyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim açık. Buna gizlenen bir tarafı yok. اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ Bu Kur'an'ı bereketli bir gecede indirdik. اِنَّا كُنَّا مُنْذِر۪ينَ Biz uyarıda bulunmaktayız diyor. O bereketli gece ne zaman indirilmişti Kur'an-ı Kerim? Kadir gecesi. İşte bereketli gece. Bu her yıl tekrarlanan bereketli bir gecedir. Peki o gece nasıl bir şey? فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَك۪يمٍ O gece hükme bağlanmış her iş taksim edilir. اَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا Katımızdan bir emr olmak üzere. Peki İnna kunna mursilin biz elçiler göndermekteyiz. Kadir gecesinde gelen elçilerden bir tanesi kimdi? Cebrail aleyhisselam kime geldi? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne getirdi? Allah'ın katından bir emir getirdi değil mi? Yani bir iş anlamına gelir emir. Yani bir bu emrin ne olduğunu zaten kendisi bildiriyor Allahü Teala. وَكَذَٰلِكَ yani şeyin Şura suresinin 52. ayeti olması lazım.
Ve kezalike uhayna ileyke evetelliki ruhen min emrina. Bak dikkat edin. Mesela bu ruh kelimesi de bilinmez maalesef. Yani niye maalesef diyorum? Bu metod bilinmediğinden dolayı. Yani şu anda size Kur'an'ın Kur'an'la açıklanması metodu sahabeden sonra unutulmuş maalesef yani. Keşke unutulmasaydı. Öyle olunca da birçok kavram maalesef bilinemiyor. Şimdi o gece katımızdan bir emri elçilerle gönderiyoruz diyor. Peki o emir neydi? Ruhen min emrina. Katımızdan bir emrimizden bir ruh. Şimdi ruhen min emrina kelimesi bir de nerede geçiyor? İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr leyletul kadri hayrun min elf şehr. Tenezzelul melaiketu ver ruhu. Melekler iniyor o gece. Niye? Görevlerini alıyorlar. Görev taksimatı yapılıyor. Çünkü yufraku kulli emrin hakim diyor ya, hükme bağlanmış her şey taksim ediliyor. Şimdi buradan şuna bakın. Ezelde bu işler yapılmıştır deniyor değil mi? Her şey olmuş bitmiş. Bu ayet ne diyor? Her Kadir gecesi diyor değil mi? Şimdi İnna kunna mursilin, biz elçi gönderiyoruz. Peki bu elçi kim acaba? Bu şeyden başka bir elçi mi var? Evet, ben bunu söylüyorum, meleklerin elçi diyorum ama acaba bunda bir hatam var mı? Kur'an-ı Kerim hemen onun da cevabını veriyor. Fatır suresi 35. surenin ilk ayetini açarsanız onu orada görürsünüz o elçilerin kimler olduğunu. Evet, 433. sayfa, evet. Bak, diyor ki burada Allah-u Teala Elhamdülillah fâtiris semâvâti vel ard, gökleri ve yeri yaratan Allah ne yaparsa güzel yapar. Câilil melâiketi rusulen, melekleri rasul yapan. O zaman demek ki şey, bakın hiçbir eksik parça kaldı mı? Ruhen min emrine, emrimizden bir ruh. O ruh ne? O ruh Allah'ın bilgisi. Allah'ın bilgisi. Peki niye Allah'ın bilgisi diyorsun? İşte ve kederke uhayne ileyke ruhen min emri, ondan dolayı. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın bilgisi değil mi? Ve anlamı bir türlü anlaşılmadığı söylenen şey var. İsra suresinin 85. ayeti var. Ne diyor orada Allah-u Teala? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, sana o ruhu soruyorlar. قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي, de ki ruh Rabbimin emridir. Bak o Kadir gecesinde dağıtılan emirler işte. Yani doğru bilgi. Yani insana ruh veriyor, tabiata ruh veriyor. Her şeye ruh veriyor. Güç veriyor, kuvvet veriyor. Ve insana üflenen ruh da insandaki bilgi sistemidir. Vücut yapılıp bittikten, yani yaratılış tamamlandıktan sonra insana yüklenen bilgi sistemi, o da bir ruh. O bilgi sistemi sayesinde siz beni burada dinleyebiliyorsunuz. O sistem sayesinde ben size burada konuşabiliyorum. Ben anlatıyorum, siz onu kendi kabınıza yerleştirebiliyorsunuz. Tamam mı? Şimdi, peki az önce bir de şu kelimeye bakın lütfen. Yani şu müteşabih ayet ne muhteşem bir şeymiş. Ama bizim genellikle müteşabih ayete ne derler? Anlaşılmaz derler. Ya benzetme bir şeyi anlamamak için mi yapılır, daha iyi anlamak için mi yapılır? Müteşabih birbirine benzedi. Allah-u Teala yani anlaşılmasın diye benzetme mi yaptı, onu ona benzetti ya? Böyle ne biçim bir mantıktır yani?
kelime anlamına bile aykırı bir yapı oluşturuluyor. Evet, burada bir başka kelime daha var. Rahmeten min indina, katımızdan bir rahmet olmak üzere. Ve şeye bakın. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin buyurmuştu, değil mi? Şimdi burada risalet mi rahmettir, Muhammed mi rahmettir? Risalet rahmettir, Resullüğü, Muhammed'in kendisi değil. Çünkü ondan önce de vardı o. Rahmet olan risaletin kendisidir. Şimdi niye öyle diyoruz? Kur'an'dan hemen karşılığını bulacaksın. Müteşabih hayat işte o. Şimdi tekrar şeye bakalım arkadaşlar. 44. sure. Do- 495. sayfa. Ayeti baştan okuyayım. Yani çünkü çok şey yaptı, parçalandı bilgiler. Hamim vel kitabil mubin, gizli olmayan kitaba, açık, herkesin ulaşabileceği bu kitaba yemin olsun. İnna enzelnahu fi leyletin mübareke, onu bereketli bir gecede, Kadr gecesinde, yani ölçülerin konduğu bir gecede, Kader gecesinde. Bakın, Leyletül Kadr. Kadr, kader işte, kelimeye bak aynı, görüyor musunuz? Ama bizim bildiğimiz manada kader değil, onu göreceğiz biraz sonra öyle olmadığında. Yani o Kadir gecesi de bizim bildiğimiz manada kader değil. Diyor ki اِنَّا اَنْزَلْنَا فِي اِلَيْلَةِ مُبَارَكَةِ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ Biz uyarıda bulunuyoruz. Geleneksel manadaki kaderde uyarının bir anlamı var mı? Şimdi bak uyarı işledi, Keyif suresinde göreceğiz. Ne demek olduğunu göreceğiz. Şimdi burada diyor ki فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَك۪يمٍ Hükme bağlanmış her emr, her iş o gün taksim edilir, tefrik edilir. Sen şunu yapacaksın, sen şunu, sen şunu. Kime tefrik ediliyor? Görevli meleklere. اَمْرًا مِنْ عِنْيَنَا Katımızdan bir emir olmak üzere. اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ Biz elçi göndeririz. Görevli melekler gidiyor. Niçin göndeririz onu? Rahmeten rahmeten min Rabbik. Rabbinden bir rahmet olsun diye. Gördünüz mü rahmeti? Bakın, o melekler de rahmet için geliyormuş değil mi? Peki ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin? Resulullah da onu. İşte o risalettir rahmet olan. O risalet bu Kur'an'dadır. O zaman o rahmet devam ediyor değil mi? İşte اِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ O işten ve bilendir. Şimdi dönelim şeye. Keyif suresine tekrar. Şimdi burada dikkat ettiniz mi? Burada geçen her kelimenin Kur'an'da bir açıklamasını gördük. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا Orada Keyif suresinin 65. ayeti. فَوَجَدَ Musa ve yanındaki onu ya hizmet eden genç buldular. Abden min ibadina kullarımızdan bir kulu. Ne olur o? Bir melek. Ateynahu rahmeten min indina ona katımızdan bir rahmet vermiştik. Bak. Ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin rahmeten bir Rabbih diye okuduk ya az önce rahmet. Yani merhametimizden dolayı ona bazı emirler vermiştik. Şimdi Allah'ın o rahmeti, o merhametinin ne olduğunu biraz sonra Keyif sure, şeyin o Hızır Musa kıssasından göreceğiz. Musa aleyhisselam o rahmeti bilmediği için itiraz ediyor. Ve burada şunu da göreceğiz.
Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hadi Musa aleyhisselam diyelim. Musa aleyhisselama verilen bilgiyle bu meleğe verilen bilgi aynı değil. Şimdi Musa aleyhisselam bütün insanlığa örnek olması gereken bir nebidir. Ama bu meleğin kimseye örnek olması söz konusu değil. Yani şimdi Musa aleyhisselam bunun yaptıklarından bir tanesini yapsaydı, siz yeni bir araba alırdınız, birisi gelir tornavidayla delerdi. Niye deldin? Kardeşim ileride hırsız var, arabayı çalacak, onun için deldim derdi. Siz de sesinizi çıkaramazsınız, değil mi? Ondan sonra birisi gelirdi, bir çocuğu öldürürdü, niye öldürdün? Şöyle olacaktı. Birisi gelir şunu yapar, bunu yapardı. Ona verilen bilgi başka, ona verilen bilgi ayrı ayrı şeyler bunlar. Onun için Allahü Teala İsra 85. ayetinde ne diyor? Ve ma utiytum minel ilmi illa kalila. Yani siz Kur'an-ı Kerim'de verilen bilgi az bir bilgidir. Hızır Aleyhisselam'a verilen bilgi farklı bir bilgidir. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediği rivayet edilir Buhari'de geçen bir şeyde. Allah Musa'ya rahmet eylesin. Biraz sabırlı olsaydı da daha çok şey öğrenseydik. Niye? Çünkü o bilgiyi başkasından öğrenemeyiz. O bize verilen bir bilgi türünden değil. Evet, وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا Ona kendi katımızdan bir ilim. Ama bize verilmeyen bir ilim. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا diyor, size bu bilgiden az bir şey verilmiştir. Zaten Allahü Teala'nın bilgisi, ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa ayette var ya, hepsi bu bilgiyi yazacak olsa mümkün değil. Cenab-ı Hakk'ın bilgisini yazamaz. Bizim elimizdeki Kur'an-ı Kerim'in hepsi bu kadar işte. Yani bu herhalde bir şişe mürekkeple yazılabilir yani. Olsun iki şişe. Şimdi قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا Sana öğretilmiş olgunluk bilgisine, yani benim bilmediğim bir bilgi var sende. Şimdi Musa aleyhisselam bunu biliyor. Onu bana öğretmen için senin peşinde takılabilir miyim diyor. Bu bir gayb bilgisidir. Ne demek gayb? Yani ben bilmiyorum, sen biliyorsun. Mesela sizin zihninizde olan birçok şeyi ben bilmiyorum, değil mi? Bu benim için gayiptir. Benim zihnimde olan birçok şeyi de siz bilmiyorsunuz, o da sizin için gayiptir. İşte senin bildiğin benim için gayiptir, onu öğretesin diye senin peşine takılabilir miyim diyor. Kâle inneke, şimdi bir kere Musa aleyhisselam bunun böyle bir melek olduğunu bilmezse peşine takılmaz. Yani bir nebi, bir insanın arkasına takılır mı? İnsanlar ona takılmak zorundadır. Yani Rasuller niçin gönderilir? İnsanlar ona uysunlar diye gönderilir. Ama burada Rasul olan Musa aleyhisselam ona uyuyor. İşte farklı bir bilgi vardı onun için. Kale dedi ki inneke len testati'a ma'i sabra. Sen benimle birlikte sabretmeye gücün yetemeyecek. Yani kendini zorlasan bile sabredemezsin dedi. Ve keyfe tasbiru ala ma lem tuhit bihi khubra. Senin bilgin olmadığın bir şey, işin arka yüzünü bilmiyorsun, arka planını bilmiyorsun. Yani gerçek tarafını bilmiyorsun. Nasıl sabredeceksin? Peki geleneksel kader anlayışında burada bilip bilmemeye ne lüzum var? Ne yapılırsa olmuş bitmiş, itiraza gerek yok ki, değil mi? Şimdi bakın şurada şunu unutmayın, Allah merhametinden bunu yaptığını söylüyor. Şimdi o merhameti göreceğiz. Merhametinden dolayı gönderiyor. قَالَ سَتَجِدُونِ اِنْشَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا
Musa Aleyhisselam dedi ki, yani Allah'ın izniyle sen beni sabredecek bulacaksın. Yani Allah fırsatını verirse beni sabredenlerden bulacaksın dedi. وَلَا عَصِي لَكَ اَمْرًا Hiçbir konuda sana karşı çıkmayacağım dedi. Şimdi mesela Allah fırsatını verirse, yine kader inancı açısından, zaten sabredecekse önceden bellidir, etmeyecekse önceden bellidir. Bu lafın anlamı ne? Şimdi bakın şurada, Büyük İslam İlmi Ali Ömer Nasuhi Bilmen'in geleneksel kader anlayışını nasıl anlatıyor? Ve bu çok uzun asırlardır böyle olmuş. İnşallah ben ara ara size bunu anlatacağım, böyle peş peşe değil de, geçmişte yapılan o hayret verici tartışmalar, ayetlerin hiç dikkate alınmaması, hatta anlamlarının sağa sola çekilmesi çok gerçekten çok üzücü bir şey. Büyük İslam İlmi Ali'nin 68. paragraf 31. sayfasında Ömer Nasuhi Bilmen şöyle anlatıyor. Diyor ki, herhangi bir şeyin muayyen bir şekilde meydana gelmesini Cenab-ı Hakk'ın ezelde dilemiş olmasına kader denir. Herhangi bir şeyin muayyen bir şekilde ezelde dilemiş olması. Şimdi Allah-u Teala ne dedi? Karara bağlanmış işlerin, görevlerin taksim edildiği bir gece, ona da Kadir Gecesi dedi. Ezel nerede? Bu kelimenin geçtiği bir tek ayet ya da hadis bulamazlar. Ama uydurma hadisler var tabi. Geçen de Ahmet Akbulut Hoca dedi ki, kader konusunda 1000'in üzerinde uydurma hadisi var dedi. Bunlardan 2 tanesi sahihtir dedi. Başka şekilde nasıl yerleştirecekler? Hak Teâlâ'nın böylece dilemiş olduğu herhangi bir şeyi zamanı gelince meydana getirmesine kaza denir. Mümkün, hangi mümkün bir şeydir ki Allah Teala takdir ettiği halde vücuda gelmesin? Ve hangi bir şeydir ki Hak Teala dilemediği halde vücuda gelebilsin? Yani bu ayetlerin aslında buna inanırsanız bu ayetlerin bir anlamı kalmıyor. Ben şimdi biraz sonra bu inancın ayete %100 aykırılığını ben size göstereceğim Allah nasip ederse. Yani şuradaki inancın, yani hiç kimsenin, yani şuradaki küçük Zeynep'in bile şüphe etmeyeceği şekilde %100 aykırı olduğunu inşallah göstereceğim size. Şimdi قَالَ فَاِنِ اتَّبَعَتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا Dedi ki, eğer peşime takılacaksan, ben sana onun bilgisini verinceye kadar bana hiçbir şey sorma. Yani niçin yaptığımı söyleyinceye kadar hiçbir şey sorma dedi. فَانْطَلَقَ حَتَّى اِذَا رَكِبَ فِي السَّف۪ينَةِ خَرَقَهَا Yürüdüler, gemiye bindiler ve gemiyi yaraladı. Gemide delik açtı. قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا Musa Aleyhisselam itiraz etti. Çünkü bu normal olarak yapılması uygun olan bir şey değil. Sen bu gemidekileri batırmak için mi bunu deldin? Bak gemide insanlar var ve deliyor. Bunu bir insan, insanlar gemiye binili olduğu halde bir kişi gemiyi delebilir mi? Delebilir mi? He? Delemez. Niye? Herkes görür ve itiraz eder. Ama böyle bir şey ki sadece Musa Aleyhisselam görüyor. Ve delebiliyor. Evet. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا Dedi ki, yani sen acayip bir iş yaptın. Çok tehlikeli bir şey yaptın dedi. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَضِيعَ مَعَيَ صَبْرًا Dedi ki, ben sana demedim mi? Benimle birlikte olmaya
gücün yetmez. Bana dayanamazsın demedim mi? قَالَ لَا تُعَخِذْنِي بِمَا نَس۪يتْ Dedi ki unuttum. Ondan dolayı beni sorum tutma. Genel eksen anlayışı, kader anlayışına göre bu unutma olmaz yani. Çünkü bütün davranışların nefes alması bile önceden belli. وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ اَمْرِ عُسْرَى Bu işimde bana güçlük çıkarma diyor. فَانْتَلَقَى Yürümeye devam ettiler. Şimdi katımızdan bir rahmet olarak dedi ya Allah-u Teala, biraz sonra açıklayacak. Biliyorsunuz siz ondan dolayı, ilerisinde birisi işte bunu şey yapacak, alacak. Onun için deldim. Şimdi bu Allah'ın bir ikramı değil mi bu gemi sahibine? İşte bir rahmet. Şimdi onu inşallah biraz sonra detaylı olarak okuyacağız. Hatta اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ Bu defa bir gulama rastladı. Gulam kelimesi yeni doğmuş çocuklar içinde kullanılır. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'a bir gulam müjdesi verilmişti. Zekeriya Aleyhisselam'a gulam müjdesi verilmişti. Oğlan çocuğu bir şeye Meryem validemize verilmişti. Ama esasen Arapçada gulam bıyıkları terlemeye başlamış. Artık kadınların cinselliğini fark etmeye başlamış ama buluğa ermemiş. Haldeki bir çocuk anlamına geliyor. Yani 10 yaşlarında bir çocuk. Erkek çocuğu. فَقَتَلَهُ İşte o gulamı öldürdü. قَالَ قَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ Allah'ın kanununu hatırlatıyor. Sen suçsuz bir canı bir cana karşılık olmadan öldürdün öyle mi? Çünkü Allah-u Teala'nın haklı kıldığı adam öldürme, birisinin bir adamı öldürmesi dışında olmaz. İkincisi de savaştır. Burada da sen savaş söz konusu değil. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا Dedi ki sen çok yani yadırganacak, çok garip bir şey yaptın. Çok kötü bir şey yaptın, çok çirkin bir davranışta bulundun dedi. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكِ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَدِيَعَ مَعَيَ صَبْرًا Dedi ki ben sana demedim mi benimle birlikte olmaya dayanamazsın. Yine tekrar, şimdi böyle bir oğlan çocuğunu öldüreceksiniz ve adamı yakalamayacaklar. Mümkün mü? İşte bu gene melek olduğu belli burada. قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي Bir kere daha sorarsam artık bana arkadaşlık yapma. قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّ عُذُرًا Çünkü artık benim özür dileyeceğim son noktaya ulaştım. Hani bir kere yaparsınız bağışlanır. İki kere bağışlanır, üçüncüsünde bağışlarlar mı? Yeter artık. Bir değil, iki değil, üç. Tamam. Özrün son noktasına ulaştım diyor. Daha bundan sonra sorarsam benimle arkadaşlığı kes diyor. İşte talakın üç kere olması da bundan dolayıdır. Erkeğin artık özür dileme imkanı kalmıyor. Kusura bakma. فَانْتَلَقَى Yürüdüler. Hatta اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اِسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا Bir şeye geldiler, bir yerleşim yerine geldiler. Oradan insanlardan yiyecek istediler. Ya karnımız aç, bize bir şeyler verin de yiyelim dediler. Şimdi bütün bundan anlaşılıyor ki Musa Aleyhisselam bunun melek olduğunu bilmiyor. Öyle anlaşılıyor. İstat'ama dediğine göre ikisi de istemiş. Şimdi biraz sonra bunun ne olduğu zaten kendi kimliğini açıklayacak. فَأَبَوْ اَنْ يُضَيِّفُوهُمَا Bunları misafir etmekten kaçındılar. فَوَجَدَا ف۪يهَا جِلَارًا يُرِيدُ اَنْ يَنْقَطَّ Yıkılmak üzere bir duvar buldular. فَاَقَامَهُ O duvarı şöyle doğrulttu. Bunu bir insan yapabilir mi? Yani yıkılmak üzere olan duvarı doğrultuyorsunuz. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا Vallahi dedi yani sen ben para almayı tercih etseydim, bedava yapmayı tercih etmeseydin bundan bir şey alırdım, karnımıza doyururduk.
قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكِ İşte bu üçüncüsü. Bu artık ikimizi birbirimizden ayırır dedi. Ardından sonra da özür dileme imkanın kalmadı. سَاُنَبِّيُكَ بِتَعْو۪يلِ مَا لَمْ تَسْتَضِعَ عَلَيْهِ صَبْرًا Senin dayanamadığın şeyin tevilini sana haber vereceğim. Tevil ne demek? Tevil, bir şeyi hedefine bağlamak demektir. Şimdi şurada bir bilgisayar var. Bu bilgisayarın mesela şimdi burada bir mouse'u var değil mi? Heh. Şimdi bu mouse'u çalıştırmak istiyorsam şu mouse'u buraya taktığım zaman bu bunun tevilidir. O zaman çalıştırabilir. Ama birisi beni yanıltmak istiyorsa, ben bilmiyorsam meseleyi başka bir yere bağlar, mouse'da çalıştıramayız. O da yanlış tevil olur. Şimdi burada şey var, bunun elektrik fişi var. Bu mesela 220. 110'luk da olabilir, buraya takabiliriz. Çalıştırmaz. Yani ne olacak, ne demektir? Doğru hedefine bağlamak demektir tevil. Onun için Araplar derler, رَدُّ شَيْءِ لَلْمَعْنَ الْمُرَادَةِ مِنْهُ Bir şeyi kastedilen hedefine ulaştırmak. Yani şu ben şimdi bunları size yaptım ya, bunun asıl hedefini, gayesini sana anlatacağım. Niçin yaptığımı anlatacağım. Tevil o demek. Onun için o birbirine bağlantılı ayetlerini bir araya getirdiğiniz zaman tevil denir. Onun için o tevili biz yapamayız. Tevili Allah yapar. Yani mesela şu bina, şu şeyin bilgisayarın fabrikası fişin nereye takılacağını fabrika yapmış değil mi? Efendim kaç voltluk olacağını da fabrika yapmış. Onun şeyin de ne diyorduk o adaptör. Adaptörünü de o yapmış. Peki insanların fabrikatörü kim? Allah-u Teala. Ayetleri indiren kim? O. Dolayısıyla hangi ayetin hangi ayetle bağlantılı olduğunu da Cenab-ı Hak'tan başkası bilmez. Onu bulabilmemiz için de mesela burada da yanlış fişi yanlış yere takmayalım diye her bir fişin şekli farklıdır. Bakın. Şimdi İşte bu mouse, bak dikkat edin, şeydir, düzdür, yuvarlak değil. Bunun takılacak yeri de bellidir, hemen takarız. İşte buna müteşabih deniyor. Çünkü bakıyorsun, ha bu nereye benziyor şuna, ha bunu ona takıyorsun. İşte müteşabih hayat bu. Biz onu bilemeyiz, yani biz onu oluşturamayız. Allah oluşturmuş, biz onu buluruz sadece. Peki bu yuvarlak. Bunun takılacağı yerde yuvarlak yapmışlar ki yani bunda şey yapsalardı karıştırırdık değil mi? Birini bir başkasının yerine takardık ve çalışmazdı. İşte bunun müteşabih olmuş. Çünkü benziyor. Nereye ha buraya bak buraya mı takacaksın deniyor. İşte ayetlerin müteşabih olması bu. Onu o şekilde yapan Allahü Teala biz değil. Bize düşen nedir? Onu arayıp bulmaktır. Onun için ve ma ya'lemu te'vilehu illa Allah ayetinin manası budur. Hangi ayetin hangi ayete bağlantılı olduğunu sadece Allah bilir. Biz onu buluruz. Allah onun kurallarını koymuş, birbirine benzeterek bulmamızı sağlamıştır. Eğer şu yuvarlağa benzetmeselerdi, her ikisi de mouse'unki gibi yapsalardı, iki de bir bilgisayarlar bozulurdu değil mi? Öyle değil mi? Şimdi siz diyorsunuz ki müteşabih anlaşılmaz. Öyle dediğin zaman hiçbir zaman o mouse'ı bu bilgisayara takıp çalıştıramaz. Adaptör de şey yapamazsın, elektrik kesilir. Suçu orada bulursun. Ondan sonra dersin ki bu ayetler anlaşılmaz. Bu yani bu iş bu makine çalışmaz demek gibi bir şeydir. Evet. Öyle yani gelenek böyle işte. Onun için bu ayetleri anlayamıyorlar ya. Evet.
Şimdi anlatıyor. Yani arka planını anlatıyor. Tevhili anlatmak için ben bunları söyledim. Bunun bir ana bağlantısı var. Yani bu olaylar yaptık ama bir bağlantısı var diyor. Bakın görüyor musunuz? Kur'an tevilin ne demek olduğunu örnekle anlatıyor mu? Seyünebbiyüke bitevili ma lem testadi' aleyhi sabra. O sabretmeye gücün yetemediğinin tevilini sana haber vereceğim diyor. Tevilin ne olduğunu şimdi anlatıyor. O zaman sen tevilin tarifini buradan öğren. Ali İmran 7. ayette ona göre anla. Ama böyle bir anlayış yok bizde maalesef. Ben burada söyleyeyim. Açın şey usulü tefsir kitaplarını tevile bir bakın ki nasıl anlatıyorlar. Hatta tefsir gidin evinizde açın bir tefsiri tevil kelimesine bir bakın ki nasıl anlatıyorlar. Anlayan helal olsun. Yani bu hiç alakası yoktur bu söylediklerimizle Kur'an'da anlatılanlarla. Hiçbir alakası yoktur. Evet. Şimdi diyor ki şimdi ana bağlantılarını anlatıyor. Tevilin ne demek olduğunu da buradan öğreniyoruz. Emme sefinetu fekanet li mesakine ya'maluna fil bahri. Gemi birkaç miskin içindi. Ne demek miskin? Şimdi armatöre miskin deniyor. Bak dikkat edin ha. Yani ellerinden gemi giderse yapacakları bir işleri yok. Bildikleri tek iş bu. İşsiz kalacak adamları yani. Tamam mı? İşsiz kalacaklar. İşte miskin kelimesinin manasını da Kur'an-ı Kerim söylüyor burada işte. يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ Denizde çalışıyorlar. فَاَرَدْتُ اَنْ اَعِيبَهَا İstedim ki onu ayıplı hale getireyim. Gemiyi. وَكَانَ وَرَائِهُمْ مَلِكٌ Çünkü ileride bir kral var. يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا Zorla bütün gemileri alıyor ama bu gemiyi sürenlerin bundan haberi yok. İlerideki kralı bilmiyorlar. Hiçbir şey bilmiyor. Gidiyorlar adamlar, haberleri yok. Peki Allah'tan bir rahmet olarak dedi ya, şimdi bu geminin delinmesi baştan baktığımız zaman nedir? Çok kötü bir şey. Ama geminin tamamının alınmasındansa bir bölümünün delinmesi daha iyi değil mi? O zaman Allah'ın merhametinden dolayı. Şimdi o gönderdiği elçileri merhametinden dolayı gönderiyormuş. Nedir o? Peki şimdi olay şurada anlatılan gibi olursa bu ayetin ne anlamı olur? Bak, herhangi bir şeyin muayyen bir vesile vücuda gelmesini Cenab-ı Hakk'ın ezelden dilemiş olmasına kader denir. Ezelden dilemiş olmasına. Burada şu, o anda dileniyor. İleride şey var. Nedir işte? Kral var. Yoluna çıkıp alacak. Bak, arattu aslında Allah'ın muradı olduğunu belli. Çünkü gönderen Allahü Teala'ya bunu. Merhametinden dolayı. Şimdi bir de Allah'ın iradesi. Onu biraz sonra söyleyeyim. Dur bakayım. Şu anda söylemeyeyim çünkü bazıları farklı bir şekilde anlam verebilirler. Aratü kelimesinin faili dolayısıyla. Ve emmel gulamu o erkek çocuğuna gelince. Fekâne ebevâhu mu'mineyni. Annesi babası mü'mindi. Şuradan şu ecel konusuna var mı? Bir bak hele şimdi aklıma geldi. Varsa bir şey yapalım, yoksa yok. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ O olan çocuğunun annesi babası mümin insanlardır, diyor. Mümin insanlardır. فَخَشِينَ اَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا O çocuk artık yani 10 yaşlarına gelmiş, buluğa ermek üzere. Bu çocuğun annesini babasını taşkınlık ve kafirliğe sürüklemesinden korktuk. Korkan Allahü Teala, biraz sonra göreceğiz.
Korktuk. Onun için öldürdük. Ecel gelmeden bir kimsenin ölmesi mümkün mü size öğretilen şeye göre? Bilgiye göre? Kitaplarda öyle değil mi? Ecel ne uzar ne kısalır demezler mi? Kitaplar böyle yazmıyor mu? Gerçi bizim doğru bildiğimiz yanlışlarda ecelin uzamayacağı ama kısalacağı yazılı çok sayıda ayetle. Şimdi eğer bu çocuğun eceli o sırada gelmiş olsa ilerisinde şöyle şöyle yapacaktı denir mi? He? Denir mi? O zaman ecel gelmeden can alınıyor muymuş? Açıkça açık anlatmıyor mu bunu? Öyleyse siz yolda giderken 100 kilometreyle gitmeniz gereken yerde 120 kilometreyle giderseniz kusura bakmayın sorumlu siz olursunuz. Şey oldu o zaman. Öyle efendim iş olacağına varır. İşin olacağı bu olur işte. Bakın şimdi Müslümanlar öyle bir hale gelmişlerdir ki kader anlayışı onları tamamen dikkatsiz, tedbirsiz ve faturayı Cenab-ı Hakk'a çıkaran bir yapıya büründürmüştür. Yok değil mi orada? E tamam o zaman ver onu bana. Gerekmiş tamam. Nasıl olsa herkes biliyor onu yani şey değil. Peki şimdi buraya göre mesela hani Resulullah'a mal ettikleri bir hadis okumuştuk burada. İşte şakî annesinin karnında şakîdir. Sait annesinin karnında saittir. Yine burada bir kitapta okumuştuk şeyin Karl Marx annesinin karnında kafirdi. Efendim falanca kişi de annesinin karnında şöyleydi falan diye. O zaman bu suçlu Cenab-ı Hak mı? Onlar mı? Ya da hangi yaptıkları hangi sevapla bu cennete gidecekler gidecek ya da hangi günahla cehenneme gidecekler gidecek? Eğer Cenab-ı Hak bunu önceden belirlemişse bir kimsenin mümin olarak ölmesini, bir çocuğun onları kafir yapması düşünülebilir mi? He? Mümkün mü? İmkansız. E ama bak ne diyor? Bu Allah'ın ayeti işte. Korktuk diyor. O zaman ezelden belirlemiş mi Cenab-ı Hak? O sırada belirlememiş. Ama Allah'ın merhametinden dolayı bir çocuk öldürülmüyor mu? Annesiyle babası. Ama annesi babasının mümin, o anda müminler. Yarın yoldan çıkabilirler. Hiç onda şey yok, garanti yok. O anlarıyla alakalı. İyi insanlar Cenab-ı Hak onlara ikram olsun diye çocuklarını öldürüyor. Şimdi فَاَرَدْنَا istedik. En yübdilehuma rabbuhuma hayran minhu zekaten ve akrabu rahma. Allah onun yerine daha gelişikli ve daha merhametli bir çocuk versin. Çocuk daha gelişikli ve daha merhametli. Böyle bu yapıda bir çocuk vermesini istedik. Ve emmel cidaru duvara gelince فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ Onlar da iki yetim oğlan çocuğuna aitti. Gene burada gulam kelimesi var. Bunlar buluğa erdikten sonra yetim denmez. Öyle olsa ben de yetimim. Ben de babam yok ya, anam da yok yani. Buluğa erdikten sonrakilere yetim denmez. Mecazen denir de gerçek anlamda denmez. وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَد۪ينَةِ O şehirde iki yetim çocuğa aitti duvar. Ve kâne tahtahu kenzun lehuma altında onlara ait bir hazine vardı. Ve kâne ebûhuma sâliha bu çocukların babaları da iyi bir insandı, ölmüş tabi. Fe erâde rabbuke Rabbin istedi ki en yebluğa eşuddehuma bunlar şeylerine gelsinler. Güçlü kuvvetli hale gelsinler. Şimdi bütün bunlar da emri Allah'tan aldığı ortaya çıkıyor. Rabbin istedi ki güçlü bir hale gelsinler. Ve yestehrica kenzehuma eşuddehuma dedi yani artık reşit olacaklar, iş yapabilecek, parayı kullanabilecek hale gelmeleridir.
ve yestehrica kenzehuma ve kendilerine ait olan bu hazineyi çıkarsınlar. Rahmeten min Rabbik. Rabbinden bir merhamet olmak üzere. Bak bunu işte Resul olarak yukarıda da rahmeten dedi, burada da rahmeten dedi. Bütün bunlar Allah'ın bir ikramı değil mi? Kime ikramı? Hem ölen insana ikramı, çünkü çocuğuma kalsın diye bırakmış, hem de onun çocuklarına olan ikramı. Hepsi de birer ikram. Peki bunlar bizim şey nedir? Bizim bundan yararlanacağımız şey nedir? İşte bizim başımızdan da bir tür olaylar geçer. Bazen bir olayı kendi aleyhimize düşünebiliriz. Geminin delinmesi, çocuğun ölmesi gibi, ama aslında lehimizedir, onu sonradan anlarız. Öyleyse bir şeyde bizim kusurumuz yoksa ondan dolayı hiç üzülmemek lazım. Bazen de yaptığımız bir şey, ya öyle bedavadan yaptık gitti dersiniz, o şey gibi, duvarın yapılması gibi hiçbir şey de almadık. Aslında orada çok şey almışsınızdır, onun farkında değilsinizdir. Cenab-ı Hak sizi bir başka maksatta orada çalıştırmıştır. Yani bir şeyde kendi kusurumuz yoksa sonucuna asla üzülmememiz gerektiğini buradan öğreniyoruz. Şimdi burada diyor ki فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَرَيَوْتُكْ رَحْمَةٍ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِي. Bunların hiçbirisini kendi emrimden dolayı yapmadım. Şimdi emrem min indina ayeti vardı, okumuştuk. Rabbimizin emri. Yani Allah'ın emri Kur'an. Allah'ın emri meleklere verilen emirler. Allah'ın emri bir ruh, bilgi. Ve Allah'ın emri bizdeki bilgi sistemi. Ruh. Onun için şimdi Cebrail aleyhisselam her bakımdan güvendiği için er-ruhul emin deniyor. Çünkü artık o bilgi, adeta o bilgi onda heykelleşmiş. Ve Resulullah'ın öğretmeni de olmuş aynı zamanda. Tam güvendiği birisi, çünkü geçmiş nebilerle ilgili bilgileri güvenli bir şekilde ona veriyor. Neden? Çünkü onlar kitaplarını gizlemişler. Resulullah'ın ona ulaşması mümkün değil. Kur'an'da onları tasdik ediyor. Bununla ilgili bilgiler zaman zaman burada anlatıyoruz size. ذَٰلِكَ تَعْب۪يلُ مَا لَمْ تَصْدِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. İşte bu, senin sabretmeye gücün yetemeyen şeyin tevilidir. Ne demek tevili? Arka planı, asıl bağlantısı. Sen zihninde farklı bağlantılara götürüyordun bunu, yanlış olduğunu söylüyor ama asıl bağlantısı bu. Ha, o başka değil mi? O zaman başka. Şimdi bütün bunlara bakın. Bir olayların bizim ve nebilerin bildiği tarafı var. Bir de bizlere gayb olan tarafı var. Şimdi Allahü Teala merhametinden bir takım şeyler söylüyor. Ve Allah, Rabbim bunu böyle istedi, böyle istedi, böyle istedi. Allah isteyecek de olmayacak, öyle mi? Bakın şimdi ben size dedim ki yanlışlığını göstereceğim. Şuraya bakın. Yine Büyük İslam ilmihalinden şey yapıyorum. Bu bizim uzun asırlardır oluşmuş bir gelenektir. Ömer Nasuhi Bilmen'e mahsus bir olay değil. Uzun asırlardan beri oluşmuş bir gelenektir. Bakın şimdi ne diyor burada? İrade. Bak burada eradna, erade rabbuk, hep Rabbin irade etti falan deniyor da irade ne demek? İrade bir şey istemek demektir. Peki istediğiniz zaman olur mu sizin, siz bir şey istediğiniz zaman? Olmaz. Allah istediği zaman olur mu? Bakacağız ne diyorlarmış burada. İrade, dileyebilmek, ihtiyar edebilmek sıfatıdır. Allah Teala irade sıfatıyla muttasıftır. Yani Allah-u Teala'nın irade sıfatı vardır. Onun iradesi ezelidir. Ezeli ne demek? Yani bu olaylar çok hiç bilemeyeceğiniz zamanlarda şey yapmış. Peki bunların hepsi belirlenmiş de Cenab-ı Hak niye öyle belli zamanlarda bir takım şeylere, meleklere görev veriyor merhametinden dolayı? Yok işte ilerisine şey gelecek, bir kral çıkıp bunu şey yapacak, onun için ayıplandırdık. Ayıplandırmaya lüzum yok. Önceden dilediyse zaten kral onu alamaz. Şimdi bak dikkat ediyor musunuz?
olayların bilemediğimiz arka planında da Cenab-ı Hak bizi imtihan ediyor. Allah-u Teala istese bilmez. Tabii ki evvel bunların dedikleri gibi önceden bunu planlar, hiç problem yok. Ama o zaman imtihan olmaz. Planlamışsa imtihan olmaz. Evet. Diyor ki Allah Teala yaratacağı şeyleri bu irade sıfatıyla kendi hikmetine göre birer veçhe tahsis buyurur ve onun irade buyurduğu şey mutlaka olur. İrade ettiği şey mutlaka olur diyor. Olur mu? Şimdi bu olur mu olmaz mı'nın cevabını nereden alacağız? Kur'an-ı Kerim'den alacağız değil mi? Bunun çok sayıda örneği var da size Bedir Savaşı ve Kader diye bir ders yapmıştım. Ona şey yapalım. Enfal suresinin ilk ayetlerini açalım. 8. sure. Şimdi Fatih diyor ki ben diyor bununla susturuyorum muhataplarımı iradeyle susturuyorum diyor. Şimdi evet. Bakın burada diyor ki Allahü Teala 7. ayetinde ve iz ya'idukumullahu ihda't taifeteyn enha lekum. Allah size bu iki gruptan birisi sizindir diye vaat etmişti. Vaat ediyordu şeyde işte birisi şeyden gelen kervan, Suriye'den, birisi de Mekke'den gelen ordu. Onu hatırlarsınız. Rum suresindeki ayetlerle de önceden vaat etmişti. وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Siz güçsüz olanın sizin olmasını çok istiyordunuz. O da Suriye'den gelen kervan. Peki, وَيُرِيدُ اللّٰهُ يُحَقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ. Ama Allah şunu murad ediyordu. Kendi sözleri sebebiyle hak gerçekleşsin. O hak söz, o kanun yerine getirilsin. O da İsra suresinde Cenab-ı Hakk'ın belirttiği bir nebiyi bir ülkeden çıkarırlarsa o çıkaranların da kısa sürede oradan çıkmaz. Ve yakta'a kâbirel kâfirin, o kâfirlerin kökünü kurutmak istiyordu Allah. Şimdi Allah Mekkeli kâfirlerin kökünü kurutmak istiyorsa buraya göre kurumaması mümkün mü? Bak ne diyor? Allah'ın irade buyurduğu şey mutlaka olur. Bak irade yuridu, erade. Siz Arapça bilmeyen bile kelime sesten anlar bunu. Peki hemen 67. ayet açalım. Şimdi diyor ki burada Allahü Teala مَا كَانَ لِنَب۪يِّنَ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرًا. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada bir yanlış davranış yapmıştı. Ve bunun da günah olduğunu ayetler söylüyor zaten. Bizim o sohbette ayrıntılı olarak açıklanmıştı. Arzu eden kader sohbetlerinden onu dinleyebilir. Burada o sıfırdan başlayacak değiliz elbette. Muhammed suresinin 4. ayetinde düşmanı iyice etkisiz hale getirmeden esir alınması yasaklanmıştı. Bedir Savaşı'ndan önce inmişti bu ayet. Diyor ki hiçbir nebi düşmanını iyice etkisiz hale getirmeden esir alma hakkına sahip değildir. Peki turidun aradet dünya, siz dünyalık istiyorsunuz. Yani hemen elinize geçecek bir mal istiyorsunuz. Esir alıyorsunuz, ganimet alıyorsunuz. Vallahu yuridul ahireh, ama Allah daha sonrasını istiyor. E peki Allah'ın istediği olacağına göre insanın isteği Allah'ın isteğine muhalif bir şekilde isteği olabilir mi? İnsan istekte bulunabilir mi? Olamaz ki yani zaten bakın ayete ne mana veriyorlar biliyorsunuz. Ve ma teşaun illa en yaşa Allah. Allah bir şeyi dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Allah Allah. Yani benim dilemem bile mümkün değil. Ayete, evet ayete yanlış anlam veriliyor. Yani kelimelerin anlamı, şaefinin anlamının değiştirildiğini biz burada her defasında söylüyoruz. Bakın şu şeyi, Tekvir suresini bir açalım. 586. sure.
şey, sayfa. Bak şuradan meali okuyayım ben size. 26. ayet. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O herkes için, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür Kur'an. Doğru yolda gitmek isteyen için bir öğüt. Peki, istemek, doğru yoldan gitmeyi isteme. Bunu kafanıza not edin. Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah istemeden ben isteyemiyorsam daha doğru yoldan gitmek istemek de ne demek oluyor? He? Yani şu meallerin halini görüyor musunuz? Bunun manası şudur. Sizin bir şeyi yapmanız ancak Allah'ın onu yaratmasına bağlıdır. O başka. O başka, bu başka. Yani siz öyle kendi başınıza kendinizi yaratıcı gibi de düşünmeyin. Siz bir şeye karar verirsiniz, Allah o şeyi yaratmadan o olmaz. Allah'a da her zaman kulluğunuzu unutmayın, duanızı da yapın, ibadetinizi de yapın demektir bu. Evet. Şimdi, evet, burada böyle diyor. Bak burada ne diyor? Vallahu azizun hakim. Allah başka bir şey istiyor, siz başka bir şey istiyorsunuz. Peki Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz, senin yanlış olduğunu bu ayet gösteriyor mu? Bak burada irade, orada şa'e fiili. Allah'ın ayetlerini birbirini nakseder halde nasıl tercüme etmişler asırlar içerisinde görüyor musunuz? Ben burada İmam Maturidi'nin bu ayetlere verdiği manayı kendi kitabını getirerek göstermiştim. Ve şu ana kadar bir tek onun tefsirinde bu şa'e fiilinin doğru anlamını görmüştük, tercihte bulunmak diye. Evet. Şimdi vallahu azizun. Bak şimdi burada ne diyor Allahu Teala? Bak Allah Bedir'de kafirlerin kökünün kazınmasını istedi mi az önce şeyde? Peki kazındı mı Bedir Savaşı'nda? Peki Allah'ın istediği hani oluyordu? Hani Allah herkesin mümin olmasını ister. Ama mümin olmak bizim elimizdedir. Kimsenin kafir olmasını istemez. Ama insanın elindedir. Allah bizi imtihan ediyor. Peki o zaman bu kader anlayışı bu şey kıssasına uyuyor mu? Musa Hızır kıssasına uyuyor mu? Ya da buradaki irade anlayışı Kur'an'da anlatılana hiç uyuyor mu? %100 ters dediğimde haklı mıyım? Ya siz müminlere bir inanç empoze ediyorsunuz. Öyle bir inanç ki bu insanları işlevsiz hale getiriyorsunuz. Allah insanları cihatla imtihan ediyor. Cihat ne demek? Son ana kadar gücünü kullanmak demektir. Asla gevşetmemek demektir. Mücadeleye devam. Çünkü cehd kelimesi var. Tabi cihadın o manası kaybolduğu için insanlar hemen akıllarına savaş kalıyor. Tamam, savaş da bir cihattır. Orada da kazanmak için son ana kadar cehdini sarf edeceksin. Ama hayat bir mücadeledir deriz değil mi? O mücadelede son bütün gücünü kuvvetini vereceksin. Artık nefesin kesilecek, kesilene kadar mücadele edeceksin. Cihat o. Ama Müslümanlar ne yapıyor? Biraz zoru gördü mü? İş olacağına varır deyip bırakıyor ve imtihanı kaybediyor. Ve imtihanı kaybediyor. İşte Müslümanların tarih sahnesinden çekilmesinin sebebi budur. O kader inancı var ya, kader inancına sahip bir toplumun iflah olma şansı yoktur. Mümkün değil yani, başarılı olamaz. Ne diyor Allahü Teala? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Sizi yıpratıcı bir imtihanından geçireceğiz. Çok yıpranacaksınız. Hatta نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ Muhammed Suresi 31. ayet. İçinizden cihad edenleri bilinceye kadar. Ne demek? Yani canını dişine takıp son ana kadar hiç yılmadan mücadele edenleri bilene kadar. Şimdi birisi anlatıyor. Hocam ne var? İşimi kaybettim. Yeni bir şirket kurdum. O şirkete bankalar kredi veriyor. Alabilir miyim?
Alamazsın. Ama iş yapamıyor. Nasıl, ne demek yapamıyorum? Canını dişine takacak, sonuna kadar çalışacaksın. Nefesin kesilene kadar çalışacaksın, Allah'tan da yardım isteyeceksin. İmtihan bu, imtihan bu kardeşim. Hemen ilk adımda imtihanı kaybetmek diye bir şey yok. Evet. Şimdi bakın, Cenab-ı Hak ezelden bilir diye burada şey yapıldı, geçti değil mi? Yani ezelden irade etmiştir. Ezel ne demekse artık. Ya bu insanlar ezelde mi? Ezelde var mıydı ki yani? Bak burada diyor ki 68. ayette levla kitabu minallahi sebaka. Bundan önce Allah'ın bir yazgısı olmasaydı, Allah'ın bilgisinde öncelik sonralık olur mu bir geleneğe göre? Olur mu? Olmaz. Ama Allah bak burada öyle diyor. Bundan önce bir yazgı olmasaydı, yani o Rum suresinde size bugün zafer vereceğimi söz vermeseydim diyor. Şimdi yanlış davrandınız. Mesela o gemi eğer şey yapmasaydı, yaralanmasaydı kral alırdı onu. Yani böyle bir emir verildiğini düşünün, yaralamadınız, kral alırdı. Ama gemiyi hadi kurtaracağım diye söz vermişse o zaman bir şekilde kurtarırdı Cenab-ı Hak. İşte aynen burada. Eğer diyor levla kitabu minallahi sebaka, daha önce Allah'ın verdiği bir yazgı olmasaydı, onu Rum suresine yazmış onu Mekke'deyken. Lemessekum fima akadtum azabun azim. Şu aldığınız esirlerden dolayı, çünkü yanlış yaptınız burada. Size büyük bir azap dokunacaktı diyor. Esir alan ordunun komutanı kimdi? Resulullah değil mi? Birinci sorumlu komutan mıdır, asker midir? Komutandır. İşte ondan dolayı Allahü Teala daha sonra nasıl şeyin kapısını açınca, Mekke'nin fethinin kapısını açtığı zaman Hudeybiye'de dedi ki inna fetahna leke fetham mubina liyagfira leke Allahu ma taqaddama min zenbik. Senin önüne o fethin imkanlarını açtık, artık Mekke'nin fethinin önünü açtık. Allah senin önceki günahını bağışlasın diye. Çünkü sen Bedir'de eğer suçu işlemeseydin orada doğru Mekke'ye gidecektin. Çünkü Allah onun için sana Mekke ordusunu vermişti. Peki bu kader anlayışına göre bu ayetlerin bir anlamı var mı? Peki ikinci soru. Hiç Bedir Savaşı'nı böyle anlatanı duydunuz mu? Elbette anlatamaz. Ne yapacak? Bu ayetlere de okuyun bakayım, doğru mana veren bir tefsir bulabilecek misiniz? Ya, hakikaten insan rahatsız oluyor. Bugün baktım bazı şeylerde, internet sitelerinde diyorlar ki Abdülaziz Hoca diyorlar inat ediyor, geri dönmüyor, vazgeçsin falan filan. Yahu kardeşim, kusura bakmayın da biz insanların rızası için değil, Allah rızası için burada varız. Size en baştan söylemiştim. Bu büyük bir depreme sebep olacak bir olaydır. Tek başımıza kalmayı göze almasaydık bu işe girmezdik. Zaten cihat da odur. Her şeyi kaybetme, canını da kaybetme pahasına yola gireceksin. Ama Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun ki bugün hem Türkiye'de hem de dışarıda bu konu ciddi ciddi anlaşılmaya başladı. Fakat asırların etkisi var. Kısa sürede herkesin bu noktaya gelmesi kolay değil. Niye kolay? Herkesin kafası bu işe yatıyor da gönlü yatmıyor. Yavaş yavaş onu da alıştıracaktır. Hani gönül ferman dinlemez falan filan deniyor ya. O da dinleyecek bir gün, başka çare yok. Yeter ki kafanızı çalıştırın. Peki, özeti yapıyoruz. Özetimiz şu. Bu Kehif suresi bizim bilmediğimiz ama meleklerin bildiği bir gaybı bize bildiriyor. Olayların arkalarında bizim bilmediğimiz gerçekler vardır. O gerçekler Allah'ın tamamen bize olan merhametindendir. Bize ters gibi gözüken şey bazen çok iyi bir şey olabilir. Ama
biz kendimiz asla hata etmememiz şartıyla meydana gelen tersliklerden rahatsızlık duymamamız lazım. İşte onu da zaten hadis suresi كَيْلَا تَأْسَ وَلَا مَعْفَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا أَصَابَكُمْ öyle değil mi ayet-i kerime? Evet. Yani kaybettiğinize üzülmeyesiniz, elinize geçenden dolayı da şımarmayasınız diye. Bunu iyice öğrendiniz mi rahat edersiniz. Evet. Şimdi böylece bu noktaya geldik. Burada çok güzel bir kitap var. Kur'an şey bizim Zeki Bayraktar arkadaşımız yazdı. Hani Nebi ve Rasul kelimelerini zaman zaman biz burada anlatıyoruz. Zeki Bey bir üroloji uzmanıdır. Doçent Doktor Zeki Bayraktar ama Arapça bilen, ilahiyat master'ı yapmış olan bir arkadaşımızdır. Bizim vakfın çalışmalarına da yakından katılan bir arkadaşımızdır. Fatih de yardımcı oldu sağ olsun. Şimdi Kur'an ve sünnet kitap, yani yeni çıktı bu kitap. Ama hangi sünnet? Nebi'nin sünneti mi, Resul'ün sünneti mi? Kur'an'da Nebi, Resul farkı ve sünnet hadis meselesi. Geçen de Ali Rıza Hoca bu isme takıldı, ya böyle niye isim koyuyorsunuz falan diye. Sonra almış, yanıma geldi, 100 sayfasını okudum dedi bu kitabın. Yahu çok önemli bir konu dedi ya. Şimdi bu defa ismine daha takılmadı yani. Ama son derece mühim bir konu dedi. Gerçekten çok önemli bir konu. E bu kadar reklam yeter değil mi? Evet, bir de Adem Tutal Bey burada sitedeki dersleri yazıya geçirmek için sizden yardım bekliyor. Allah razı olsun, elinden gelen bir gayreti gösteriyor. Buradakilerden ve internetleri başından bizi dinleyen dostlarımızdan yardım bekliyor. Bizim Süleymaniye Vakfı sitesinde ona ulaşma adresleri var. Peki, bir ara verelim.